Sevgili seyirciler yeni bir 5 bir 1 kamp programına hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada bu hafta yaşananları şu önümüzdeki 45 dakika içinde konuklarımızla değerlendireceğiz. Neler olup bittiğine farklı bir açıdan bakmaya çalışacağız. Bu hafta Türkiye'de bir talk devrimi yaşandı desek yeridir. Türkiye'nin ilk yerli artık arabası mı diyelim teknolojik ürünü mü tam nasıl tanınmayacağım da bilmiyorum ama ee, arabası diyelim elektrikli arabası diyelim. Piyasaya çıktı. Bakanlar kullanıyorlar. Hem de ne keyifle kullanıyorlar. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Emine Erdoğan'la beraber bir tur atmışlardı. Togla malum. Bu hafta da kullanılmaya başlandı. Ek olarak Tesla yani dünyanın en büyük elektrikli arabası da Türkiye pazarına girdi. O da konuşuldu, çok konuşuldu, tartışıldı. Ve de elektrikli araçlar yani yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladı. Peki bu elektrikli araçlar Türkiye pazarına girince neyle karşılaşacaklar? İşte bunu da şimdi teknoloji dünyasını yakından takip eden sevgili Hakkı Alkan'a soralım. Kendisi hem YouTube'da hem blogunda teknoloji dünyasına yakından bakıyor. Hakkı sen şimdi bir yandan bir ayağında San Francisco'da orada da yaşıyorsun. Orada da çalışmalar yapıyorsun. Oradaki elektrikli araç dünyasını görüyorsun. Artık orada elektrikli araca binmeyi dövüyorlar neredeyse. Burada durum nedir? Türkiye'de yaygınlaşır mı? Mesela yeterli altyapı var mı? Şarj istasyonları yeterli mi? Avantajları ne vatandaşlar için sence? Elektrikli otomobil gerçekten avantaj mı? Şimdi bu avantaj kendisini yol masrafında gösteriyor. Yani İstanbul'dan Ankara'ya ben benzinli bir otomobille gitseydim diyelim ki 1000 liralık yakıt tükettim. Eğer evde şarj edilmiş bir elektrikli otomobille gitseydim bu neredeyse 5'te 1 fiyatına düşecekti. Ama şimdi herkesin evinde ya da iş yerinde elektrikli otomobilini şarj etmek gibi bir lüks maalesef yok. O nedenle dışarıda şarj istasyonu ihtiyacı çok fazla. Özellikle bizim gibi apartmanlarda, çok katlı yerlerde yaşayan kişilerin olduğu bir ülkede hani Amerika'da yatay mimarinin hakim olduğu bir ülke olsaydı herkes evine ya da ofisine bir şarj istasyonu, duvar tipi şarj istasyonu yapıyordu ve gerçekten çok uygun fiyatlara yolculuk yapabiliyordu. Ama bizim ülkemizde yüksek katlı binalar olduğu için maalesef böyle şarj istasyonuna ihtiyacımız fazla. Şimdi ben yaklaşık 3 yıldır elektrikli otomobil kullanıyorum ve elektrikli otomobil ilk kullandığım zamanlarda gerçekten çok sıkıntı çekmiştim. Yani İstanbul'dan İzmir'e giderken hakikaten çok sıkıntılı anlar yaşadım. Neredeyse yolda kalıyordum. Ama geldiğimiz nokta gerçekten mutluluk verici. Mesela ben o tarihlerde İstanbul'dan Ankara'ya şu anda o yol üzerindeyim. E, Bolu'daki bir dinlenme tesisindeyim. Eğer elektrikli otomobile gideceksin deseler hakikaten böyle sırtım terlerdi, böyle afakanlar basardı. Ama şu anda herhangi bir sorun yok. Eğer Kuzey Marmara Otoyolundan gelecekseniz şarj istasyonları İstanbul'un hemen çıkışında başlıyor. Sakarya'da devam ediyor. Bolu'da var, Ankara'da da var. Ama şimdi şöyle çok pembe bir tablo da çizmek istemiyorum an itibariyle. Neden? Çünkü alınacak daha yol var. Mesela biz İstanbul, Ankara veya İstanbul, İzmir'i hep örnek veriyoruz ama diyelim ki Ankara'dan ben Van'a gideceksem ya da Ankara'dan Trabzon'a gideceksem gerçekten böyle harika ortamlar görecek miyim? Cevap şu anda hayır. Ama şu anda diyorum sebebi EPDK lisans dağıtıyor. Ne lisansı? şarj istasyonu lisansı. Eğer bir şarj istasyonu kuracaksanız EPDK'dan lisans almanız gerekiyor. Lisansı almak için de EPDK size diyor ki en az 50 tane şarj istasyonu kuracaksın 6 ay içerisinde. Bu 50 tane şarj istasyonunun en az 3 tanesi de böyle hızlı şarj istasyonu olacak diyor. Şimdi bu şarj istasyonu lisansını alan onlarca şirket var. Bu onlarca şirket bu süre zarfında bu istasyonları kurmak zorunda. Ve tabii ki rekabet edecekleri için 50 tanenin 3 tanesi değil belki 50 tanenin 40 tanesini hızlı şarj istasyonu kurmaları gerekiyor. Çünkü rekabet giderek artıyor. Çok önemli şirketler bu lisansı aldılar. Çok hızlı bir şekilde yayılıyorlar. Hatta işin içerisine TOG'un kendisi de girdi. Bakın mesela benim şu anda yanımdaki şarj istasyonları Tog'un şarj istasyonları ve gerçekten çok güçlü şarj yapıyor. Yani 300 kW şu anda kameraya görünmeyen iki tanesinin şarjısı 300 kW. Bu gerçekten müthiş. Yani 300 kW şarj olabilen otomobil sayısı çok az Türkiye'de. Birkaç modelden bahsediyoruz. Ee, ama diğer şarj istasyonları da hemen şunlar da 180 kW. Bu da gerçekten çok e, iyi bir e, güç anlamına geliyor. Peki bu güç bizi nasıl idare ediyor hemen o konu hakkında da bilgi vermiş olayım. Diyelim ki benim şarjım %20 ve ben şu şarj istasyonunun önüne geldim. Kartımı okuttum. Sonrasında şarj kablosunu çıkarttım. Arabama taktım. Taktıktan sonra yaklaşık 20 dakika 30 dakika içerisinde %80 şarj oluyor. Ve ben tekrar kabloyu çıkartıp Ankara'ya doğru veya buradan İstanbul'a doğru gidebilirim. Şimdi bu 20-30 dakikalık süre içerisinde hemen ee bu Dinlenme tesisindeki ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Küçük bir alışveriş yapabilirsiniz. Veya bir yiyecek içecek molası da verebilirsiniz. Bu süre içerisinde otomobilinizde şarj oluyor. Zaten ne kadar şarj olduğunda cep telefonunuzdan görebiliyorsunuz. İşte tüm bu değerlendirmelerden sonra elektrikli otomobilin avantaj olup olmadığını aslında ortaya koyabilmek için yine bir fiyat kıyaslaması yapalım. Ben evde şarj ettiğinizde benzinli bir otomobile göre 5'te 1 fiyat ödediğinizi söylemiştim. Ama böyle hızlı şarj istasyonlarını kullanırsanız bunun maliyeti biraz fazla evdeki şarja göre. Ama benzinli bir otomobile göre hala yarı yarıya diyebiliriz. O nedenle elektrikli otomobiller yol masrafı konusunda çok gerçekten avantajlı. Ama şunları da unutmamak lazım. Elektrikli otomobillerin bir de MTV'si var. E işte TOG'un MTV'si yıllık yaklaşık 20 bin liranın üzerinde. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Ama işte elektrikli bir otomobil aldığınız zaman içten yanmalı bir otomobile göre çok daha az bir masrafı var. Bakım masrafı var çünkü çok fazla komponent olmadığı için motor içerisinde etrafında. O nedenle çok kolay bozulmuyorlar. Çok hızlı bir şekilde sürekli servise gitmeniz gerekmiyor ve bu da sizi bazı masraflardan kurtarıyor. Sevgili Hakkı çok çok teşekkür ederim yayına katıldığın için.